Şimdi kayıt alıyorum. Programlarımız da hakkında söyleyeyim tekrardan, pardon. Güney Kore'de eğitim, Çin'de eğitim, burslu, burssuz ve iki tane yeni programlarımız olacak. O da üniversite başvuru hazırlık. Yani mesela diyorsunuz ki, bir örnek vereyim, bugün bir tane öğrenci bize ulaştı. Diyor ki, ben şimdi 10. sınıftayım, Kore'ye gitmek istiyorum ama ne yapmam lazım onu bilmiyorum. Mesela nasıl kendimi hazırlayayım onu bilmiyorum diyor. Biz onun için bir şeker soru soruyoruz. Mesela hangi bölüm okumak istiyor, hangi dilinde okumak istiyor, hangi üniversitede okumak istiyor, burslu mu burssuz mu, ve onu bir gereklilikler liste çıkartıyoruz. Tabii ki bir de şöyle bir şey var. Çünkü bu benim nasıl diyeyim, bir pain, bir acım var benim. Ben hiç sevmedim bir bölüm okudum 6 yıl. O yüzden şey düşünüyoruz artık, mesela siz mesela bilmiyorsunuz hangi bölüm okuyacağım benim için daha iyi oluyor. Lisans için neyse, lisans da aynı şekilde. Biz böyle bir psikologlara bir test yapmayı düşünüyoruz. Mesela sizin yeteneklerinizi çıkartacağız, sizin sevdiğiniz bölümünü çıkartacağız. Ondan sonra sizi tavsiye edeceğiz. Mesela tabii ki bu şey size kalacak ve hangi bölüm okumak istiyor, ama böyle bir tavsiye olacak. Çünkü ben 6 yıldır hiç sevmediğim bölüm okudum. Yüksek lisans başvurduğum zaman şey düşündüm. Ben lisanstan başka bir bölüm okuyamam diye düşündüm. O yüzden bu bölüme başvuru yaptım, ama tabii ki de şu an keşke başka bölüm okusaydım diye düşünüyorum. Ve o yüzden sizin böyle bir düşünceleriniz, sizin böyle hayatınız boş boşuna, yani boş boşuna değil de yani sevmediğiniz bölüme için gitmesin diye böyle bir test yapmayı düşünüyorum. Yani bu konuda uzun konuşabilirim. Sadece bir kısa anlatayım. Üniversite başvuru hazırlık ya da burs başvuru hazırlık yapıyoruz. Ondan sonra IELTS kursumuz başlayacak. Ne zaman? Aralık ayında. Bir de Speaking Club, English Speaking Club başlayacak. Çok eğlenceli bir şekilde yeni bitirdik onun programı. O da başlayacak. Onu sadece sizinle paylaşmak istedim. Bugün bizim ikinci yani part 2, ikinci ne o part oluyor. Bu Kore'deki burslar, üniversite bursları hakkında. Biz birinci Zoom seminerde sadece Skye Üniversitesi'nin Seoul Kore'ye, tabii buyurun Burak Bey. Bir şey mi soracaktınız? Tamam. Sormak isterseniz söyleyebilirsiniz direkt. Çünkü sizi duyamıyorum şu an. Duyamıyorum. Hayır, sesiniz gelmiyor. Yok, gelmiyor. Yani birinci seminerde biz Skye Üniversitesi'nin bursu hakkında konuşuyorduk. Şimdi diğer üniversitenin bursu hakkında konuşacağız ve iki tane burs var, iki tane üniversite bursu var. Orada lisans tamamen 4 yıl ücretsiz eğitim kapsıyor. O güzel bir iki tane üniversite. Ben size anlatacağım hangisine. Ama genelde şu şekilde burslar oluyor. Genelde üniversite burslar sizin not ortalamanıza bakıyorlar, dil yeterliliğinize bakıyorlar. Mesela IELTS seviyeniz nasıl, TOEIC seviyeniz nasıl, ondan sonra neye bakıyorlar. Mesela dil okuluna başvuru yaptınız ise, o üniversitenin dil okuluna başvuru yaptınız ise, o zaman lisans ya da derece programına başvurduğunuz zaman tabii ki ekstra bir burs veriyorlar. Ama genelde çoğu üniversitenin bursları sadece bir dönemlik. Sonraki dönem için burs almak için burs derken sadece ücretsiz eğitim hakkında bahsediyorum. Sonraki dönemler için burs kazanmak isterseniz eğer, sizin not ortalamanız bir seviye gelmesi lazım ki sonraki dönem için burs kazanmak için. Bu neden yapıyor? Çünkü biliyorsunuz Kore'de eğitim çok böyle kaliteli, rekabet çok yüksek. O yüzden sizin mesela şimdiden 4 yıllık bir burs verirse eğer, ama sonra sizin not ortalamanız düşürse eğer, bu doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden çoğu üniversitede dönem dönem burs veriyorlar. Tabii ki ekstra olarak onlar aylık harçlık için para veriyorlar, farklı burslar, bazı burslar yurt ücreti kapsıyorlar. Bunu size anlatacağım. Şimdi tek tek başlayayım. Anlatıyorum. Bir saniye ekran paylaşayım. Okay. Nerede? Bu Yonsei'nin.
Şimdi bizim birkaç tane anlaşmalı olan üniversitelerimiz var. O da Seoulbridge, Inha, Sejong, Gyeongbuk üniversiteler var. Şimdi Seoulbridge'den bahsetmek istiyorum çünkü ben bu üniversiteyi çok seviyorum. Gerçekten bu Amerikan eğitim sistemi var burada. Eğitim tamamen İngilizce oluyor. Orada şeyde Daejeon şehirde oluyor. Daejeon şehir şimdi Kore'nin Silikon Vadisi gibi sayılıyor. O yüzden burada business alakalı bölümler okumak ya da teknoloji alakalı bölümler okumak çok iyi. Yani çok detaylı girmeyeceğim, onu size göndereceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Siz mesela eğitiminiz İngilizce olursa bile size yine de Çince, Japonca ve Korece dil kurslarına kursları veriyorlar ve sizin siz onlara girmek zorundasınız. Çünkü neden? Çünkü bu mezun olan öğrencilerin profili güçlü olması için sadece bir dil değil de birkaç dil bilmesini istiyorlar. Ondan sonra bu departman Bachelor of Business Administration, Masters of Business Administration, Masters in Marketing Analytics, Management Technology, Global Management var bu bölümde. Şimdi bu bir tane daha avantaj var. Burada çift derece yapabilirsiniz. 15'in üzerinde prestij olarak üniversitede aşağıdaki gibi mevcuttur. Yani bu üniversitede işte çift derece yapabilirsiniz. Ondan sonra hangi burslar var? Burada şey, sizin evraklarınıza bakıyorlar, not ortalamanıza bakıyorlar, IELTS'ınıza bakıyorlar, saydıkları motivation letter'a bakıyorlar. Ve burada sizin birinci dönem için 100 tire bazen %100 eğitim ücretine %100 burs veriliyor. Ve böyle öğrencileri tanıyorum. Ama sadece bir dönem için, tamam mı? Sonraki dönemler için sizin not ortalamanıza bakacaklar. Not ortalamanız 3 ve 60 üzerinde ise her dönem %30-100 %100'e kadar burs alabilirsiniz. Okay, anladınız mı? Tamam. Raise hand. Tamam, buyurun Burak Bey. Hocam şey soracaktım. Mesela hani ortalama 3'ün eğer altındaysa mesela burs kabulü için sıkıntı yaratır diye tahmin ediyorum da. Hani o ortalamayla da mesela burs alınabiliyor mu? Hani mesela yaptığımız işlerle veya ne bileyim gittiğimiz eğitimlerle. Hani onlar da bekliyordun mu? Mesela Amerika'daki eğitim gibi yani mesela okula kabul. Şimdi şöyle, burada genelde çoğu üniversitelerde herhangi minimum not ortalama yazmıyor. Sadece bazı üniversiteler, mesela KS'de yazıyor senin not ortalama minimum burs kazanmak için %87 olması gerekiyor. Bazı üniversite %60 ve üzeri olması gerekiyor. Ama genelde bunlar sadece not ortalama değil de sizin genel profilinize bakıyorlar. Ve mesela ve motivasyon mektupta yazıyorlar. O yüzden sadece not ortalama, tabii ki minimum 70 ya da minimum 80 bence olması gerekiyor. Ama onlar hiçbir yerde bunu belirtmiyorlar. Çünkü gerçekten sizin genel profilinize bakıyorlar. Belki sizin başka bir achievement'ınız var yani. Başka bir başarınız var. Not ortalamanız değilse başka bir şeyiniz var. Ya da farklı sertifikalarınız var, ödülleriniz var. Sonra çok güzel motivasyon mektubu yazarsınız. Yani gelecek planınız şöyle, şöyle yapmak istiyorum. Artı mülakat olacak. Mülakattan sonra bursun miktarı tamamen belli olacak. Öyle yani. Bu üniversitede minimum ne kadar olması gerekiyor belirtmiyor. Çünkü genel profilinize bakıyorlar. Ama şöyle, biz genelde şöyle söylüyoruz. Mesela KAIST'te tam burs var. Onu gelecektim de şimdi anlatayım. KAIST bursunda tam burs var. Mesela 4 yıllık bir ücretsiz eğitim bursu var. KAIST böyle birazcık teknolojik, mühendislik bölüm üniversite olduğundan dolayı not ortalama tabii ki önemli. Ama şöyle diyoruz öğrencilere. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm hangisi? Mesela bilgisayar mühendislik ya da herhangi diğer mühendislik ve matematik önemli olan bir bölüm ise, o zaman biz öğrencilere GMAT ve SAT sınavına gir diye tavsiye ediyoruz. Yani o yüzden burada sadece not ortalama değil de bütün profil, genel profile bakacaklar. Ve siz mesela Bursa başvuru yapmak istiyorum dediğiniz zaman her zaman daha spesifik olmanız gerekiyor. Mesela hangi bölümüne başvuru yapmak istiyorum,
bu bölüm hangi tez yapmak istiyorum, hangi proje yapmak istiyorum, gelecek planınız düşünmeniz gerekiyor. Bunu her şey düşünün, burs başvurusu yapabilirsiniz. Çünkü çoğu öğrenciler sadece not ortalama takılıyor ve orada kalıyor ama bu doğru değil. Bütün profile, bütün nasıl anlatayım, picture görmeniz lazım, bakmanız lazım. Tamam mı? Okay. Tamam hocam, tamam. Devam ediyorum. Burada da ayrıca sadece bu Solbridge Üniversite değil de çoğu üniversitede bu iş imkanları sağlıyorlar. Mesela orada öğretmen asistan olursanız eğer ya da laboratuvarda çalışırsanız eğer belirli bir saat sınırı var. Bu saat arasında çalışırsanız eğer size ekstra bir para veriyorlar. Mesela Solbridge'da en fazla 40 saat çalışıyorsunuz eğer, burada aylık yaklaşık $450 alabilirsiniz. Mesela yaz ve kış arada dönemlerde de çalışabilirsiniz. Yani çoğu üniversitede bu tarz imkanlar var.